Bakıyorsunuz peygamber söyledi denilen bir söz çıkıyor hadis kitaplarında karşımıza. Her kim akşam namazlarının ilk rekatında Fatiha suresine, Kafirun suresine, ikinci rekatlarında da yine Fatiha'ya İhlas suresini zammederek, yani ekleyerek akşam namazı kılarsa, böyle yapan kimsenin denizlerin köpüğü kadar günahı olsa affolur. Yani eşitlik cennete gelir. Öyle ya, günahları affolan ne olur? Ortada kalmaz ya. Değil mi? Herhalde cennete gider. Şimdi eğer bu hadisteki ifade, yani peygamber böyle söyledi diyelim, varsayalım, bir an için mümkün değil Kur'an'ın ifadesine göre, ama o zaman Kur'an'da belirtilen fiyatı, cennet bu kadar ucuza satılıyorsa, işporta fiyatına, Kur'an'da belirtilen fiyatı kim öder? Hem kim öderse ahmaklık eder ya. Bir mal 5 kuruşa satılıyorken, sen 5000 kuruş gidip ödeyip alıyorsan, senin tahtan noksan derler adama ya. Demezler mi? Ne yaptın ya? Allah Allah, bu malı işte 1000 marka veriyorsan, gitmiş 11000 mark verip almış. Var mı sende 1000 noksanlık arkadaş? Ne yaptın sen? Demiyor muyuz? Diyoruz değil mi? Bu da öyle. Olur mu? Yani cennet Allah'ın, Allah malına etiketini kendisi koymuş. Fiyatını kendisi koymuş. Kimse onun malını 1 kuruş aşağı satamaz. Değil mi? Peygamberi hele hiç yapmaz bu işi. Yapar mı? Ama raviler yaptırtmış. Bu kadar ucuza cennete gitme işte.